Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisine piyango çıktı. Zamdan sonra bir müjde daha. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisine piyango çıktı. Emekliler yeni zamlı maaşlarının yatmasını beklerken zamdan sonra bir müjde daha geldi. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren Temmuz zammı kesinleşti. Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine %24,73, memur emeklilerine ise %19,31 zam yapılacağı belirlendi. Bu oranların ortaya çıkmasıyla birlikte kök maaş tartışmaları gündeme geldi. Kök maaşı 8000 TL'nin altında olan kişilerin zamdan yeterince faydalanamaması tepkilere yol açtı şu anda maaşı 10 bin Türk lirası olan bir emekli, zam sonrasında 12.473 Türk lirası maaş almaya başlayacak. SGK, Temmuz 2024 emekli maaş artış takvimini açıkladı. Emekliler, yeni zamlı maaşlarının yatmasını beklerken zamdan sonra bir müjde daha geldi. Kök maaşı 8.020 TL'nin altında olan 3 milyonu aşkın emeklinin maaşı değişmeyecek bu gruptaki emekliler için 10 bin Türk lirası olarak belirlenen en düşük emekli maaşında düzenleme yapılması bekleniyor. Bu düzenlemeler için 3 farklı formül gündemde. İlk olarak, emeklilere refah payı verilmesi planlanıyor. Bu formülle, enflasyon oranının üzerine ek bir zam sağlanarak emeklilerin maaşları artırılacak. İkinci formül, zamların eşitlenmesini öngörüyor. Ocak ayında uygulanan bu yöntemle, farklı kesimlerin zam oranları aynı seviyeye getirilebilir. Böylece, tüm emekliler aynı oranda zam almış olacak. Üçüncü formül ise taban maaşın artırılmasını içeriyor. Şu anda 10.000 Türk Lirası olan en düşük emekli maaşının 12-14.000 Türk Lirası arasına çıkarılması gündemde. Bu sayede en düşük maaş alan emeklilerin gelir düzeyi önemli ölçüde iyileştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin refah payına karar verirse, Ocak zam dönemindeki gibi artışta farklılık olacak. Emeklilere artan diferansiyel ödemelerin Temmuz sonu veya Ağustos başında hesaplara yatırılması bekleniyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği SGK emekli maaşı ödeme takvimi Temmuz 2024'e uzatıldı. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin maaşlarını alacakları tarihler şöyle: tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar için, 17 Temmuz tarihinde ödeme yapılacaktır. Son rakamı 7 olanlar için, 18 Temmuz tarihinde ödeme yapılacaktır. Son rakamı 5 olanlar için, 19 Temmuz tarihinde ödeme yapılacaktır. Son rakamı 3 olanlar için, 20 Temmuz tarihinde ödeme yapılacaktır. Son rakamı 1 olanlar için, 21 Temmuz tarihinde ödeme yapılacaktır. Son rakamı 8 olanlar için 22 Temmuz tarihinde ödeme yapılacaktır. Son rakamı 6 olanlar için 23 Temmuz tarihinde ödeme yapılacaktır. Son rakamı 4 olanlar için 24 Temmuz tarihinde ödeme yapılacaktır. Son rakamı 2 olanlar için 25 Temmuz tarihinde ödeme yapılacaktır. Son rakamı 0 olanlar için 26 Temmuz tarihinde ödeme yapılacaktır. Tahsis numarasının son rakamları 9, 7 ve 5 olanlar için 25 Temmuz tarihinde ödeme yapılacaktır. Son rakamları 3 ve 1 olanlar için 26 Temmuz tarihinde ödeme yapılacaktır. Son rakamları 8, 6 ve 4 olanlar için 27 Temmuz tarihinde ödeme yapılacaktır. Son rakamları 2 ve 0 olanlar için 28 Temmuz tarihinde ödeme yapılacaktır.